Hem Radyo Vatan frekanslarında serbest kürsüden. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz memleketin. İyi olması durumunda aynı paralellikte arzu ediyor. Tabii sizin işiniz de var. Bizim işimiz bir... Ediyor musunuz hiç? Ne açıdan? Şartlar bakımından, ülke şartlar bakımından. Tabii. Yani şimdiye kadar... O bizi yıldırmaz. Yani çekindirmez de. Çünkü mutlaka bir yerden başlamak lazım. Siyaset var mıydı aklınızda hiç? Hiçbir zaman olmadı. Meslek yaşamınız boyunca... Hiçbir zaman olmadı. Biraz... Siyaset hiçbir zaman aklımızda olmadı ama hayatımızın bir parçası siyaset. Her zaman yapılanlar. Her zaman da ben girmeyi düşünmedim ama her zaman da şunu düşündüm. Kafamda bir soru işareti olarak. Bizim olmadığımız zaman başkası mutlaka olmuyor. Dolayısıyla Portis bir kendi anlaşmasına aslında uymamış. Çünkü rehabilite sözü vermiş. Anlaşması. Peki takip edilmemiş mi? Şimdiye kadar demek ki takip edilmemiş ama biz ediyoruz. Dolayısıyla evet. CMC'de köklü bir çözüm istiyorsa, ki biz o bölgede bir maden teknik aramayla birlikte de olsun Türkiye ile işbirliği içerisinde, ne yapılabilir konusunda ve yer altındaki etütler konusunda, çünkü orada bir atık var. Bu atık doğaya ne kadar karışıyor, denize ne kadar gidiyor, gidiyor mu gitmiyor mu veya çevreye ne kadar zarar veriyor, bunların araştırılması lazım. Yasamız bize onu yapmamızı söylüyor. Peki şimdiye kadar niçin yapılmamış? Bilemiyorum. Yıllardan beri orada zehir tüterken başarılar. Şimdi bakın... Tepki gördünüz mü bu cezalardan? Hayır, kesinlikle. Bazı kesimlerden? Hayır, kesinlikle gördüm. Sadece biz ceza yazdıktan sonra Aksa'nın yetkilileri geldiler. Hemen çözüm arayışına gireceğiz gibi konuştular. Tabii biz bunlara inanmıyoruz artık. Biz 6 ay boyunca bütün sorumlu yerlerde şunu söyledik. Biz iyi niyetliyiz, gelin siz de iyi niyetli olun. Beraber ortak bir çözüm bulalım. Biz her türlü imkanımızı bu konuda kullanacağız devlet olarak. İyi niyetli olarak davrananlar ve çözüme ulaştığımız noktalarda olan kişiler var mı? Var. Veya tesisler var mı? Var. Fakat iyi niyetli olmayanlar da var. Aksa bunlardan biri. Biz şunu söyledik. Yani bu Aksa'ya ceza yazıyoruz güzel. Ama biz kendimizi de eleştirelim ve öz eleştiri yapalım. Biz de takılıyoruz. Bize de yazık. Yani biz bakanlığımız süresi boyunca hiçbir devlet kuruluşuna yazılmayan cezaları yazdık. Belediyelere yazılmayan cezaları yazdık. Yazmaya da devam edeceğiz. Ta ki şartlar yerine getirilinceye kadar. Bu yasalar boşuna çıkmıyor. Uygulansın diye yapılıyor. Uygulamayacaksak yasayı çıkarmanın bir anlamı yok ki. Avrupa Birliği'ne şerini mi gözükeceğiz? Bizim amacımız bu ülkede eğer doğru bir şeyler olacaksa toplumumuz adına bizim adımız olacak. Avrupa Birliği'nin adına olmayacak. Ama ben Avrupa Birliği istedi diye yasayı geçirir ve uygulamıyorsam en büyük handikap orada doğuyor. Bazı insanlar da vardır ki kaç yaşında öldüğünün önemi yoktur. Yaşadığım sürece doğru olanı yapayım ve dolu dolu yaşayayım diye inanır. Ben de onu söylüyorum. Yani benim ne kadar kalacağımın önemi yok çok fazla aslında. Kaldığımız süre boyunca ne yaptığımızın önemi var. Herkesin böyle düşünmesi lazım. Ve her toplumun her kesiminin de mutlaka taşın altına elini koyması lazım. Sadece bizim değil. Ben bugün müşavirlerimle görüştüm. Daha önceki bakanlıklar döneminde yapılan işte müdürlerimiz, müsteşarlarımız ve onları göreve çağırdım. Severek geliyorlar. Çünkü onların da bu taşın altına ellerini koyması lazım. Onların da geçmişte olan yaptıkları hatalardan, güzel şeylerden aldıkları tecrübeler var. Belki de onların yürüdükleri yollardan biz tekrardan yürümeye çalışıyoruz. Ama onlar bir sonuca varamadılarsa biz de varamayacağız. Biz tesislerden başladık, büyük tesislerden, büyük çevre sorunlarından ama bunu en küçüğüne kadar indirgemek lazım. Yolda yürüyen kişiye kadar indirgemek lazım. Bu bilinçliliği veya farkındalığı oluşturmak lazım. Yasamız bize bu yetkiyi veriyor, ceza yetkisini. Ama biz gene iyi niyetliyiz. Reklam kampanyası şeklinde biz tüm toplumumuza bunu duyuracağız. Cep telefonlarıyla, televizyon kanallarıyla, radyo kanallarıyla, gerekirse broşürlerle. Ve uymayanlara da ceza kesilecek bundan sonra. Dönüyoruz, burası çöp yığını ve herkes atıyor. Sen de atıyorsun buraya döndüğünde. Onu bırakın, gelen Rum da atıyor burada. Kendi ülkesinde atmıyor. Demek ki bazı şeyler o zaman yasaklamayla veya cezayla engellenebiliyor. O zaman engelleyeceğiz. Cezayı uygulanabilir hale getireceğiz. Yüzüm yüzüme baka baka kararır derler ve aynen onu yiyor. Aynen evet. Bir şey. O zaman gelen Rum atarsa o da yiyecek cezayı. Bizim Türk insanımız atarsa o da yiyecek cezayı. Yani çevreyi kirletmeyeceğiz bundan sonra. Ama biz bunun için diyoruz ki önce reklam kampanyasıyla toplumun her kesimine ulaşacağız. Uyaracağız. Uyardıktan sonra sorumluluk bizden çıkıyor. Bu iyi niyet çerçevesi. Ondan sonra şahsın kendi bilincine, kendisine kalıyor. Kirleten ödeyecek. Su akacak biz de bakacağız diye bir şey yok. Biz müdahil olmak zorundayız bu işin içerisine.
Şimdiye kadar hep belki de benimsenen yöntem buydu. Aman birileri yapsın biz de kullanalım. Ama bir sorun çıktığında kim çözecek bu sorunu? Gene karşı taraftan mı bekleyeceğiz? Hayır. Dolayısıyla biz bu işin içinde müdahil olduk. Birol Bey de bu işten çok memnun. Çünkü buradaki bürokrasiyi 2 günlük işi 1 ayda yaptığından bahsediyordu. Şimdi artık biz o konuda da onlara yardımcıyız. 2 günlük iş 2 günde bitiriliyor. Şu an deniz aşamasına başlandı. Biliyorsunuz askı kısmına geçildi. Ankraj dediğimiz ağırlık blokları var. Onlardan ilki indirildi. Kendi noktasına sabitlendi. Kısmet olursa işte 20 Temmuz'da bu suyun bu adaya geleceğini düşünüyoruz. Barajlar her iki tarafta da bitti. Denizin içerisindeki Türkiye kısmında kumun üstüne oturan kısım da bitti. Askı kısmına geçiliyor işte. Bizim bu tarafta da kullandığımız ve denizin altına döşenecek borular için bir batardo gerekiyordu. O yapıldı, onlara başlandı, geçildi. Kara hattında Hamitköy hattı, ilk başlanan ihaleye çıkılan ve verilen hattı. Şu an Gönyeli'de bulunuyor döşeme. Bir ay sonra da Hamitköy'e ulaşmış olacak. Yani su geldiğinde Lefkoşa'ya ilk suyu alacak olan yer olacak. Elimizde sihirli bir değnek yok. Yavaş yavaş olayların üzerine gidiyoruz. Yavaş yavaş da hepsinin ilk adımları atılmış olacak, bitmiş olacak. Son adımı atmak bize kısmet olmayacaktır mutlaka, birileri atacaktır. Ama sonuçta bu süreci başlatmak önemlidir. Biz başlatıp temelini atacağız, artık evin üstünü gelenler tamamlayacak. Çünkü 1-2 yılda bitecek sorunlar değil bunlar. Onu bilelim. Onun için bir de şeyi söyleyeyim. Ne sivil toplum ne basın yayın organları. Lütfen, yani sırf laf olsun diye veya siyaset olsun diye veya şov yapalım diye demeç vermesin.